nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Var mı sıkıntı? Sağ olun hocam, sayenizde hiçbir sıkıntım yok. İlaçları nasıl çizgiye verdinizse o şekilde devam ediyorum. Hiç şaşırmadan. Bugün kontrolümüzde PSA'mız 14'e kadar gerilemiş. Bu arada en son kritiklerdeydi. Diğer bütün değerlerimiz gayet iyi. Üre, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, şekerimiz 98'lerde. Ne diyeyim artık? Tamam. Hem üniversitede okuyan çocuklara burs verirdik böyle şeylerle. Faydalı olsun. 3 ay önce Sosyal Güvenlik Kurumu Hastanesi'nde ilk acil servise gittiğimizde bazı testler yaptılar. Bu testlerin sonucunda ürolojiye gönderdiler. Daha sonra yapılan biyopsi sonuçlarında kanser olduğum teşhis konuldu. Sağlık durumum pek iç açıcı değildi. Yani yaşıyordum ama kaliteli yaşamıyordum. Örneğin pazardan eve bir şey taşıyamıyordum. Pazarla evin arası en fazla 12 dakika. Geceleri uykusuzluk çekmeye başladım. Çok kilo verdim. 70-71 kilo gibiydim. Ama buraya geldiğimde, hocamın yanına geldiğimde ya 54 ya 56 kiloydum. Çok iyi hissediyorum. Çünkü o yaşadıklarından sonra yaşam kalitem değişti. Yeniden eski halime döndüm. Yaşama sevincim yeniden geldi yani. Yaşamak için insanın gayretli olması gerekiyordu. Bunlar için de elimden ne geldiyse hem kendim için hem ailem için yaptım. Kilomu evet aldım ama şöyle aldım. İlk geldiğimde hocamın verdiği kemoterapinin şeyinden millet korkmayacak kemoterapiden. Özellikle buradan sesleneceğim. Millet kemoterapiyi elektronik bir şey böyle bir cihaza bağlanıyormuşum. Titreşim ya da bir şeyler veriliyormuş gibi sanıyorlar. Halk arasında kemoterapi çok korkunç bir şey gibi görüyorlar. Görmesinler lütfen. Kemoterapi göründüğü kadar da değil, kötü bir şey değil. Çok iyi. İyi insanların elinde, tecrübeli insanların elinde gerçekten çok güzel gidiyor. Ben de duyuyordum sağdan soldan. İşte kemoterapi aldım, kustum, içim dışıma çıktı. Hayır, benim hiç öyle bir şeyim olmadı. Aksine hocamın verdiği mamalarla, diğer ilaçlarla ve hocamın çizdiği çizelgeden dışarıya çıkmadım. Yani en az 3-4 kilometre yürüyebiliyorum düz yolda. 60 merdiven çıkabiliyorum. Oğlumun evi 4. kat, 60 merdiven var. 60 merdivene rahatlıkla tutunmadan çıkabiliyorum. Hasta ile doktorun aynı çizgide yürümesi lazım. Benim durumuma gelmek istiyorlarsa bütün benim gibi kanser olan insanlara tavsiye doktorlarıyla, hekimleriyle aynı çizgide yürüyecekler. Kanserden korkmayacaklar. Hekimlerinin tavsiyelerini harfiyen yerine getirecekler. Çok dramatik iyileşme gördüğümüz hastalardan biri yaklaşık 3 ay önce yani Ekim ortası gibi bize tekerlekli sandalye de geldi. Oğlu tarafından getirildi. Bayağı da açıkçası yıpranmış durumdaydı. Çok halsiz, bitkin, kilo kaybı olan, ayağı bile kalkamayan, nefes darlığı olan bir hastaydı. Hastamızın ileri evre prostat kanseri olduğunu saptadık ve bu prostat kanserinin çok nadir görülen bir tipi olan küçük hücreli tipte bir prostat kanseriydi ve evre 4'te ileri aşamada bir hastalığı vardı. Buna bağlı olarak da hastanın semptomları çok fazlaydı, belirtileri çok fazlaydı. Aha. Hızlıca hastayı tabii değerlendirdik. Tedavisine hemen başladık. Tedavi olarak da aslında prostat kanserinde en etkin tedavi vücuttaki testosteronu yani erkeklik hormonunu baskılamaktır ileri evre prostat kanserinde. Tabii ki bunu yaptık ama bunun yanına hızlıca hastada normalde küçük hücreli akciğer kanserinde verdiğimiz etkin kemoterapi tedavisine başladık. Ve ortalama bir 3 aylık tedavi sonrası hasta ayağa kalktı. Artık torunuyla oynar vaziyete gelmeye başladı. Şu anda normal takipleri devam etmekte. Kanserden tabii ki korkmalı mıyız? Korkmalıyız. Önemli bir rahatsızlık. Sonuçta hastanın yaşam kaybına yol açabilen bir rahatsızlık. Ama erken evrede yakalandığında hastada kür şansımız var. Yani tamamen bu hastalıktan temizlenme şansı var. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün en son verilerine göre, 2020 verilerine göre her 5 kişiden biri hayatı boyunca kansere yakalanıyor. Ve her 8 erkekten biri, her 11 kadından biri de kanserden maalesef hayatını kaybediyor. Dolayısıyla
kanser taramalarımız çok önemli. Erken evde yakalanması çok önemli. Mutlaka taramalarımızı ve kontrollerimizi yaptırmalıyız. Covid pandemisi döneminde herhangi bir şekilde kanser çeşitlerinde bir farklılık görmedik. Ancak hastaların evrelerinde bazı farklılıklar göründü. Özellikle erken evre vakaları biz daha az görmeye başladık Covid pandemisinde. Bu da hastaneye kitle fark ettikleri veya şikayetleri oldukları halde daha geç gitmelerinden kaynaklı, hastalığın ilerlemesinden kaynaklı bize ileri evrede geldiler hastalar. Dolayısıyla maalesef hastaların tedavi süreçleri de değişti bu dönemde. Ama bu demek değil ki hani tamamen çözümsüz değil. Sonuçta bizim elimizde etkin tedaviler ve silahlar var. Hastamızda olduğu gibi ileri evrede gelip de hastanın yaşam kalitesine oldukça etkide bulunduğumuz vakalar da var. Yeni tedavi seçenekleri ve daha önceki kullandığımız eski silahlarla. Normalde aslında Covid pandemisinden önce biz hastaların yaklaşık %20'sini ileri evrede yakalarken, şu anki pandemiden sonra hastaların yaklaşık %40-50'si neredeyse ileri evrede yakalanmakta. O yüzden Covid pandemisi tabii ki önemli, dikkat etmemiz gerekiyor, önlemlerimizi almamız gerekiyor ama herhangi bir şikayet varlığında hemen başvurup önlemlerimizi alarak tetkiklerimizi yaptırmamız gerekiyor.